Arkadaşlar ben tamam bugün sizlerle birlikte güncellemeden sonra gelen şeyleri inceleyeceğiz. Yaratıkları, elimde gördüğünüz totemi, yani ölümsüzlük totemini izleyeceğiz. İlk önce başıboşu canlandıracağız. Bu uçlu oklarla bize 30 saniye yavaşlatabiliyor. Tabii ben yaratıcılık modunda olduğum için bana sıkamıyor. Normalde sağ kalma modunda olduğumuzda bu size sıkıyor arkadaşlar. Diğeri ise lama. Lamayı böyle koyuyorsunuz. Şansıma küçüğü çıktı. Ha, şimdi büyüyor. Hemen şunu şuraya koyayım. Lamayı evcilleştirdikten sonra arkadaşlar hemen ben evcilleştireyim. Böyle üzerine biniyorsunuz at gibi. Hadi kalp çıkar. Arkadaşlar bu arada evcilleştiğini kalp çıktığından anlıyorsunuz. Hadi. Gördüğünüz gibi evcilleşti arkadaşlar. Şimdi tek gereken şey halı buna. İstediğiniz bir tane halıyı alıyorsunuz. Ben yeşil halıyı alacağım. Yeşil halıyı aldıktan sonra yani istediğiniz halıyı buraya koyduktan sonra böyle oluyor. Ben yeşil halıyı yaptığım için creeper oldu arkadaşlar bu. Ben hemen bir uyuyayım arkadaşlar. Şurada yatak vardı onu kırmış mıyım aynen de öyle. Arkadaşlar bu arada güncellemeden sonra renkli renkli yataklar geldi. Eğer eski sürümünü hatırlıyorsanız sadece şu kırmızı yatak vardı. Şimdi bütün bir sürü renkli yatak geldi. Ben şu açık mavide uyuyacağım. Hemen uyuyalım. Canavar canlanmasın diye. Bir dakika çıkabilecek miyim? Şunu kırmam lazım. Hemen şuraya da bir tane şuraya yatak koyalım. Hemen şimdi şu yatağı atalım gereksiz. Şimdi başıboş canlan. Şimdi lamayı. Arkadaşlar lamaya bindikten sonra onu süremiyorsunuz. Ben onu çözemedim nedense. Onu başka bir videolardan da baktım. Onda da olmuyor. Arkadaşlar şimdi zombi at canlandıracağız. Ölmeyen bir at evcilleştirilemez. Hatırlarsanız eski sürümünde bunları evcilleştirebiliyorduk. Şimdi evcilleştiremiyoruz. Bu arada bunlar ölümsüz oldu. Bir öncekinde de yani ölüyorlardı. Bunda ölümsüz. Şimdi iskelet at da aynı şey. Sıradan bir at ayırdığım çarptığında bir iskelet at yırtar. Hemen şunu da atalım. Papağan. Bunun için bunu evcilleştirmek için bir tane tohum gerekiyor. Ondan sonra papağanı canlandırıyoruz. Papağanlar ormanda yaşayan renkli kuşlardır. Omuzlara takılmayı ve sesleri taklit etmeyi severler. Ancak okuyamadım. Arkadaşlar tohumla bunu evcilleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir dakika ben hemen oyunun sesini açayım. Bakalım ses çıkartıyorlar mı? Kontroller. Bir dakika bu değil de. Tamam. Ayarlar. Bu arada size göstereyim ses. Ben Minecraft'ın normal müzik sesini sevmediğim için 0 aldım arkadaşlar. Hemen bunu 100'e alalım. Aldık ya. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi ses geliyor. Gördüğünüz gibi bu bizim papağanımız. Gördüğünüz gibi şu an omuzumuza kondu. Ben bir tane daha papağan canlandıracağım arkadaşlar. Bu arada zıpladığınızda bu sizin üstünüzden uçuyor gördüğünüz gibi. Şimdi yine aynı renk geldi. Hemen bunu evcilleştirelim. Arkadaşlar bu arada bunlar bazen çok deli tohum yiyor. Hemen şunun üzerine gelelim. Gördüğünüz gibi kondu. Arkadaşlar bu arada bunu bunlar çok yakında geldiğinizde konuyorlar. Allah korusun. Arkadaşlar bu arada konmaları için yerde olmaları gerekiyor. Sonra zaten kendileri uçuyor. Bana mı geliyor? Şöyle yapalım belki konuyor.
Arkadaşlar bazen bunlar konuyor, bazen aha gördüğünüz gibi kondu. İki tane kuşumuz burada. Bunlar ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyorlar arkadaşlar. Peki ya ben bir şey merak ediyorum. Şuradan şöyle atladığımızda aha gördüğünüz gibi. Ama hopladığımızda maalesef bu kuşlar gidiyor. Bu arada bu kuşlar siz onları çok uzak olduğunuz zaman size ışınlanıyorlar arkadaşlar. Şu an eteğini taktıkta olmadığım için ışınlanmıyorlar. Şimdi durayım. Neden ışınlanmadılar? Arkadaşlar neden ışınlanmadılar bir fikrim yok. Normalde ışınlanıyorlar. Kurtlar gibi. Benim şu an oyun biraz laglı olduğu için bana şey yapmıyorlar arkadaşlar. Siz anladınız. Şimdi aklanan. Bunu şey yaptınız, aklananlar düşmandır ve ellerinde baltayla saldırıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu canavarlar bu yerde oluyor. Bu yeri de kendim yapmadım arkadaşlar. Zaten bir video için bu kadar şeyi yapardım aslında da. Bu kadar uğraşmaya bence değmez. Ha, konacak mısın lan? Konmuyor. Ha, gördüğünüz gibi bunlar baltayla arkadaşlar. Hemen bir tane demir golem sağ. Demir golem bu arada bunu gördüğünde saldırıyor. Hemen bir tane şuraya demir golem canlandıralım. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi bir tane yaptım. Gördüğünüz gibi daha baltayla bir kere vurdu sadece ve öldürdü. Şimdi aklanını şuraya envanterimize koyalım. Şimdi ilet var arkadaşlar. İleti böyle koyduğumuzda gördüğünüz gibi iletler çalıştırdığında çağırdı hayaleti. Bunlar hayalesi varlıklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görünmez ama bu demir golem onu bir şekilde görüyor. Gördüğünüz gibi sürü yapayım. Arkadaşlar bazen de uçuyorlar demir golemi görmüyorlar. Normalde demir goleme saldırıyorlar. Bu arada onlar blokların içinden geçebiliyor arkadaşlar. Şimdi çağrıştıran. Bu ne diye sorarsanız arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi şu iletleri canlandıran. Böyle bunu canlandırıyor ki buna saldırsınlar diye. Yani kendini koruyor. Bunlar ölümsüzlük totemi çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manyak bir şey yaptı. Şimdi bir tane demir golemimiz var. Ben bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar bu arada şu çağrıştıranları öldürdükten sonra bunlardan şey çıkıyor. Ölümsüzlük totemi çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu arada yerden böyle yapıyorlar zarar verme şeyi. Gördüğünüz gibi. Bakalım yenebilecekler mi dediğim anda demir golem öldü. Şimdi ben bir tane daha yapacağım. Hatta bir tane değil de. Arkadaşlar ya ben bunları kapıştırmayı sonraki videoda yapayım. Hem aklıma videoda geldi. Zombiyatı zaten incelemiştik. Ben bunu neden bunu da yaptık. Şimdi yaşlı muhafız. Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Oha, okyanus altında bulunan düşman bir yaratık muhafızın çok daha güçlü bir versiyonu. La bunu bu nedir la? Ha o nedir la? Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Slime hoşuma gitmedi ya bu. Zaten normal muhafızı da sevmiyordum. Şimdi başka yumurta var mıydı? Ona bakacağım. Tamam arkadaşlar galiba sanırsam bu kadar da. Şimdi başka ne gelmişti? Arkadaşlar gözlemleyici geldi. Bu bitiştiğindeki bloklar yenilendiğinde bir kızıltay sinyali yayar. Bu videoya 2 like gelirse arkadaşlar size roket yapmayı göstereceğim. Ciddiyim roket yapmayı göstereceğim. Renkli yatakları da zaten göstermiştim. Başka bir şey var mıydı? Hemen ona bakıyorum. Hızlıca. Yaşayan ölü totemini göstermedim arkadaşlar. Yani ölümsüzlük totemi. Bunlar dediğim gibi bu çağrıştıranlardan çıkıyor. Arkadaşlar diyeceksiniz aklananla şu çağrıştıran aynı gibi.
Bu neden ölüyor? Bir fikrim yok arkadaşlar. Herhalde güneş ışığından. Aynen de öyle galiba güneşinden. Galiba güneşinden ölüyor arkadaşlar. Bu arada o şeylerden bir şey düşmüyor. Bunlardan illetlerden. Şimdi aklananla bu aynı şey. Ama bu ondan korkup hemen kaçıyor arkadaşlar. Onun nedenini ben de anlamadım. Mesela şu an ay bu yaşlı mı? Bir şey deneyeceğim. Şu yaşlılığın muhafızı buraya koydum da iyi bir şey yapmıyor. Allah'ım. Hemen ben bir tane kılıç alacağım da şu yaşlı muhafızı öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada şu yaşlı muhafızı da bir deneyelim. Ha, doğru. Beni kurcalayacakları açık değildi. Hemen şunu bir öldürelim. Lan zıp zıp zıplama. Arkadaşlar bunu gördüğünde aklına slime gelenler videoyu beğensin. Aslında slime bu kadar kötü değil de. Şu içindeki yani ne desem dikenleri falan değil. Bu oy. Bu ne yapmış böyle ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi mal denize girdiğinde hareket edemiyor. Hemen şunu da öldürelim. Ah gördünüz mü? Ben şey yaptığımda saldırdığımda nasıl hareket etti? Olan adam olacaksın son efsaneymiş gibi yazdıracaksın adına. Diye bir şey var. Biliyor musunuz? Şaka şaka. Aslında bilmemeniz normaldir. Çünkü bunu ben uydurdum. Arkadaşlar bu arada onlardan ıslak sünger çıkıyor. At ya şunu. Ha. Şimdi bu videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videoda buraya göstereceğim arkadaşlar. Sonra bundan bir tane daha vardı. Onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle. Bu yapıdan yakında bir tane daha vardı. Son onu bulayım. Sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Aha gördüğünüz gibi bir tane de burada var. Diğeri de orada arkadaşlar. Görüşürüz. Oyunsuz kalmayın.